Merhaba arkadaşlar. En çok yine izlenen e, videolardan ya da serilerimiz arasında gelen ÖSYM tarzı sorular serimizde 55. ile devam ediyoruz. Daha önceki videolara ulaşmak isterseniz oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üstümde, üst, üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Sorumuzda Türkiye 1923-63 yıllar arasında nüfus artış hızını arttırıcı yönde politikalar uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu nüfus politikasının nedenleri arasında gösterilmez. Türkiye'de 1923-63 yılları arasında nüfus artış hızını arttırıcı. Bunun yanında 2012'ye kadar azaltıcı tabii ki oradaki nüfusun sağlık, eğitim gibi özelliklerini de arttırmaya yönelik bir politika vardı. 2012'den sonra yine arttırıcı bir politikaya geçmiş olduk. Ancak 1923-63 yılları arasındaki bu arttırıcı politikanın nedenleri arasında sayılamayacak bir özellik arıyoruz. Ortalama yaşam süresinin kısa olması sebebiyle böyle bir politika uygulanıyordu. İş gücüne duyulan ihtiyaç fazla ki tarında çalışacak iş gücü burada önemliydi. Bu Bunun için yine bu politika uygulanmış. Askeri bir güç ki daha önceden nüfus askeri güç olarak görülüyordu. O dönemde yine daha önceki 1923 öncesi kısımda Kurtuluş Savaşı gibi durumlarda nüfus kaybının yaşanması da tabii ki arttırıcı önde politikanın uygulanmasına bir neden oldu. Ölüm oranlarının yüksek olması yine aynı şekilde ama kalkınma hızının nüfus artış hızından yüksek olması olumlu bir şeydir. Yani bu olumlu bir şeyi olumsuzluğa dönüştürecek bir durumda karşımıza çıkmaz. Örneğin bizim şu anki durumumuzu düşündüğümüzde kalkınma hızımız daha az Artış hızımız daha fazlaysa o nüfusa ne yapamayız? Yatırım yapamayız ya da o nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayız. Bu da bizim nüfus artış hızımızın fazla kalkınma hızımızın düşük olduğunu bize gösterir. O yüzden burada olumlu bir durumdan bahsettiği için bu politikanın nedenleri arasında gösteremedik. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.